Evet sevgili seyirciler, Can TV'den, Spor Ekstra'dan iyi akşamlar dileyerek başlayalım. Bu akşam programımızı bir erken aldık, 8.30'a aldık. Saat 9.45'te formalite de olsa Galatasaray'ın Arsenal'le maçı var. Hani tarihinde en kötü başlangıç adına Galatasaray o durumu telafi etme adına bu akşam Arsenal'le oynayacak. En azından bir puan ya da 3 puan alma. Hani hem Galatasaray'ın hanesine puan yazacak hem de ülke futbolunun hanesine puan yazacak. O yüzden önemli maç izleyeceğiz, destekleyeceğiz. Galatasaray inşallah kazanır, puan alır. Ve biz de bu akşam erken aldık programı. Mehmet abi ile birlikte, Mehmet Altındağ ile birlikte haftanın spor olaylarını değerlendireceğiz. Tabii kaç tane hatırlatmamız var. Öncelikle benim rahatsızlığımdan dolayı gösterilen ilgi ve alakadan gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ederim. Sevildiğini bilmek gerçekten çok önemli bu süreçte. Yüzlerce, binlerce hatta gerek telefon, gerekse ziyaret, gerekse işte bu sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlar hem büyük moral oldu. Çok şükür önemli bir kavşaktan dönmüşüz. Haberimiz yokmuş. Vallahi ben söyleyeyim yani 35 yaşından sonra gün alan arkadaşlar benim bir şeyim yok demesin. Sapasağlam hastaneye girdik. Adamlar bize bir parça takıp gönderdiler. Stent takıp gönderdiler düşünün. Check-up için gittik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Çok şükür şu anda da iyiyiz. Hamdolsun. Allah'ın verdiği şey. Damarda ufak bir tıkanıklık buldular. Tabii babadan kalma genetik bir durummuş. Çok şükür kriz falan yaşamadan onun müdahalesini yaptık. Ve şu anda hayatımıza devam ediyoruz. Demek ki bu dünyada ekmeğimiz suyumuz daha devam ediyormuş. Hamdolsun. Yüce Rabbim'den gelen hastalığa da şifaya da her şey ondan gelir. O yüzden şükretmek gerekiyor. O yüzden genç arkadaşlar 35 yaşından sonra böyle orta yaşı bitirip yavaş yavaş bizim gibi olgunlaşmış ve yaşlılığa doğru giden arkadaşlar artık gençlik bitiyor yavaş yavaş. Hakikaten o gençliğin enerjisi bitiyor. Her ne kadar kendimizi dinç de hissetsek, böyle kabullenemesek dahi maalesef zamana karşı her şeyin yenik olduğu gibi biz de yeniliyoruz. 38 yaşında kalp hastalığı çok şükür, buna da şükür de yani yoktu. O yüzden herkes gidip kendini kontrol ettirmesi çok önemli. Sapasağlam hiçbir şey olmayan insanlar efordan ya da işte anjiyodan durumlara netleşebiliyor. Sıkıntı oluyor. Bu sahalardaki futbol maçlarındaki ölümlerin işte yegane sebebi bu. Halı sahada haber alıyoruz ya işte diyorlar adam halı sahada küt diye düştü. Evet damar tıkalı maalesef kimsenin haberi yok. Ya sigaradan ya stresten ya yenilen gıdalardan yağlı yiyeceklerden. Ya maça giderken yağlı yemek yiyip bazıları da işte yemek yiyip bir de müsabakaya çıkıyor. O baskı o vücut kaldırmıyor. Kalp krizinden götürüyor. O yüzden lütfen kendinize dikkat edin. Sağlık her şeyden önemli. Her şeyden önemli. Hani diyorlar ya insanlar para kazanmak için önce sağlıklarını kaybederler. Sonra o sağlığı kazanabilmek için bütün servetini harcarlar. Hani biz sağlığımızı kaybetmeden kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. O kadar da çok büyük paramız olmadığı için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu bilelim. Evet, Spor Ekstra ile sporu konuşacağız bu akşam. Çok önemli gelişmeler var. Hem Diyarbakır Spor'da hem de Ahmet Spor'da, Büyükşehir Belediyespor'da en gelişmeler. Büyükşehir Belediye şampiyonluk yolunda giden İnegöl deplasmanında bir puan getirdi. Bu puanı getirirken orada yaşananlar gerçekten çok güzeldi. Futbol adına müthişti. İnegöl Belediye Başkanı'nın, kulüp başkanının göstermiş olduğu misafirperverlik takdire şayandı. Yani Bursa'nın İnegöl kazası, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Ahmet Spor ismiyle gidiyor. Orada krallar gibi karşılanıyor. Misafir ediliyor, ilgileniliyor, uğurlanıyor.
Bu hassasiyetten önce ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Minnettarım hem İnegöl Kulüp Başkanı'na hem de İnegöl Belediye Başkanı. Ahmet Spor Kulüp Başkanı Sayın İhsan Başkan da bu anlamda açıklama yaptı. Ama yine biz spor ekstra olarak da bunu belirtmiş olalım. Diyarbakır Spor'da gelişmeler, yeni bir hoca. Arsenal maçına çıktı Mustafa Ceviz. Kariyerinde 4 tane şampiyonluk olan bir hoca. Başarılar olan bir hoca. Burayı, bölgeyi ve ligi bilen bir hoca. Giden arkadaşlarımızın yerine geldi. Şimdi Ramazan Erim ve Erdal Görmüş olayının perde arkası var. Bunu biraz sonra konuşacağız. Cemal Doğru niye istifa etti? Neden gittiler? Bu hocaların gelişi ve gidişleri doğru muydu? Bunları konuşacağız. Ama her şeyden önemlisi İsmet Yılmaz ikna edilerek Diyarbakır Spor'a sportif direktör pozisyonuna geçti. Bu bizim için çok önemliydi. En azından Diyarbakır'da, Diyarbakır Spor camiasında çok tanınan, bilinen ve sevilen bir isim. Diyarbakır Spor'un şampiyonluklarında yer almış bir spor adamının, bir profesyonelin Diyarbakır Spor'a görev alması sportif direktör olarak gerçekten çok önemli. İnşallah bundan sonraki süreç, keşke sezon başında olsaydı bunlar ama maalesef şimdi işte daha geç değil. Bir iki hafta sonra biliyorsunuz devre arası var. Ondan sonra bir kamp dönemi var. O kamp dönemi içerisinde gidenler, gelenler, transferler konuşulacak. Bunlar önemli. Mehmet abime hoş geldin diyeyim. Hoş buldum. İyi akşamlar diyeyim. Öncelikle bu hastalığından dolayı sana bir geçmiş olsun. Öyle şöyle söyledim. Ben yanlık için hastaneye gidiyorum ve diğer evlerden geçmiş olsun anlamda söyleyeyim. Tabi kontrol etmekte yarar vardır. Gerçekten de önemlidir. İnsan bazı şeyleri duyduğu zaman, gördüğü zaman insan hemen farklı şeylere yöneliyor. Yani diyoruz ya, bende bir şey olmaz, bende bir şey çıkmaz. Öyle değil. Hiçbir yerim ağrımıyordu benim ya. Ben kontrole gittim. Ben şaşırdım. Yani kontrole gittim. Yani. Hiçbir yerim ağrımıyordu. Gittim dedim ki yıllık, hani ben 2005 24 Kasım'da babamı kaybettim. Kalp rahatsızlığı. Allah rahmet eylesin. Allah sizinle de rahmet eylesin. O yüzden her Kasım giderim, her yıl Kasım ayında mutlaka bir kontrolden geçeriz. Hani genetik olur ki öyle de olur. O yüzden sapasağlam adamlar gidip gel. Mesela sen her hafta futbol oynuyorsun. 45'i geçmişsin abi, öyle mi? 50'ye dayandı. Yani senin kontrol etmende bir sakınca yok, korkmayacaksın. Yok, yapıyorum. Bizimkiler korkuyor. Bir şey yaşanmadığın zaman... Çok şükür sen sigara falan da içmiyorsun. Yok, şükür sıkıntımız yoktur. Tabi bu şey taze olaylar olunca da bizde de iki tane sevdiğimiz güzel abilerimiz var. Bir Cemal Karakaş hocamızın amcası rahmete gitmiş. Taze yeri? Valla onu ben de bilmiyorum çünkü yeni geldim ben de. Şener Özil kardeşimizin de... O da Konya'da. Konya'nın kaynası rahmete gitmişti. Ben ikisine de ailesine, ailelerine de sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Konuyla ilgili... Hocadan başlayalım yani Diyarbakır Spor'dan başlayalım. Ya maçı verelim istersen abi. Siz bilirsiniz oyunu da verebiliriz. O şekilde de başlayalım. Tamam, olabilir. He, puan durumu var, top sonuçlar var. Onlarla başlayalım ondan sonra. Şimdi ben hemen önümden açayım. Önce ikincilik geliyor değil mi Hürrem? Hemen getirelim ikinciliği bakalım. Evet. İkincilik kırmızı gruptaki toplu sonuçlar ekrana geliyor sevgili seyirciler. Sarıyer kendi sahasında Boksaş'a 2-1 mağlup oldu. Onlarda da 16. hafta oynanıyor ki bir hafta kaldı artık. Tabi Büyükşehir Belediyespor'un bir maç eksiği var. Ankara Gücü'de oynayacak. Onlar da 2 maç eksiği. 16. hafta bizim için 15. hafta. Hemen üstteyiz zaten Ankara Gücü'yle. Gölbaşı 0, Pazar 1, Kocaeli 1, Gümüşhane 1, Kırklareli 2, Göztepe 2, Altay 0, Tepecik 1, Hatay 3, Bandırma 3, İnegöl 1, Ahmet 1, Kahramanmaraş 2, Düzyurt 1, Nazilli 4, Ankara Gücü 1. O Kahramanmaraş geçen hafta biliyorsunuz 2-1 mağlup ettik. Zor bir maçtı. Ve Düzyurt'u 2-1 ile yendiler. Biz de bu Düzyurt'a maalesef mağlup olduk. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bu hafta berabere kaldığımız İnegöl, Bandırman'da berabere kalması aynı eşitliği devam ettiriyor. 33 puanla
Bandırma lider. İnegöl 28 puanla ikinci sırada. Göztepe'nin 28 puanı var üçüncü sırada. Sarıyer 26'da. Nazilli'de 26 puanla takvimi devam ettiriyor. Hatta 25 puanla 6. sırada. Pazar 22 ve Gümüşhane 22 puanla 7 ve 8. sıradaki yerlerini alıyorlar. Kocaeli bu lig 20 puanla 9. sırada. Bakıyoruz, hemen devam edelim. Evet. Buksaş 10. sırada yer alıyor, 19 puanda. Ankara Gücü'nün 18 puanı var, 11. sırada. Diyarbakır Büyükşehir bile devam et, spor 17 puanda, 12. sırada yer alıyor. Altay'ın üstündeyiz, güzel. 17. 17 puanımız var, evet. Altay 13. sırada, o da 17 puana sahip. Kırklareli, Kırklareli'de 16 puanda, 14. sırada. Gölbaşı'nın 16 puanı var, 15. sırada. Düzcürt 15 puanda kaldı. Kahramanmaraş'ın 14 puanı var. Tepeci'nin 14 puanı var. Çok yakın birbirine takımlar. Bir mağlubiyet, alttakilerin bir kazanması maazallah sizi en alta götürür. O şekilde bir lig. Çok sıkıntılı bir sıralama. Ve rakiplere bakıyoruz. Öyle tehlikeli bir rakipler. Tabii ki. Yani. Düzcürt İnegöl maçı var. Saat 13'te. Cumartesi mi bu maç? Evet. Bizim pazar. Bu Düzcürt İnegöl maçı bizim cumartesi. Cumartesi. Pazar, gün, pazar Kahramanmaraş. Yok, hepsi pazar. Evet. Doğru. Pazar Kahramanmaraş. Ben de pazar diyorum, Allah Allah, hangi pazar? cumartesinden sonraki pazar mı? Pazar. Yoksa Rize'deki pazar mı? Ahmet Sarıyer maçı. Önemli bir maç. Bizim eski Turan Özyazanların kurmuş olduğu takımdır bu Sarıyer. Ondan sonra Bahri Kaya geldi. İyi sonuçlar alıyordu. İşte bu hafta mağlup oldu kendisi aslında 2-1. Onunla oynayacağız. Pazar günü saat 13. Değil mi? 13'te. Evet. İbrahim. Evet, evet. 13'te oynuyoruz. Gümüşhane Kırklareli maçı da 13'te. 13.30'da. Tepecik Kocaeli ile, Bandırma Altay ile, Göztepe Nazilli ile, Ankara Gücü Gölbaşı ile, Buksaş Hatay ile. Şimdi duralım burada. Gerçi biz başa dönüp konuştuğumuz zaman Büyükşehir Belediyespor'u İbrahim bu şeyi getirir, puan tablosunu falan getirir. Hemen ikinci, üçüncüye geçelim. Refah Yeni sahasında Derince 2-1 mağlup oldu. Diyarbakır Spor Arsin ile 0-0 berabere kaldı. Eyüp Maltepe'yi 2-1 ile geçti. Denizli Belediye Sancaktepe karşısında 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Denizli Bey de iyi takım. Sancaktepe de yükselen bir takım. Yeşil Bursa 5-0 ile Çin'e Madran'ı geçti. Bizim puan verdiğimiz Madran. Payas Belediye Sivas 4 Eylül. Kendi sahasında mağlup oldu. Sivas 4 Eylül'ün yükselişi devam ediyor. Bir ara tökezlemiştiler ama bizden sonra gerçekten iyi gidiyorlar. Dardanel Yeni Aksaray 0-0 beraber kaldı. Gölcük Halide Lipatı var 2-0. Tekirova, Çankırı karşılaşması 6-2 değil mi o? Evet. Eyüp 35 puanda lider. Aramızdaki puan farkına bakın. Kazansak dahi ertelebe maçını puanımız 26 olacak. Aramızdaki puan farkı 9 olacak. Hani kapanmayacak bir fark değil ama çok gereksiz bir fark şu anda oradaki fark. İçeride kaybettiğimiz 8 bu haftada birlikte 10 puanı hesaba katarsak koy üstüne. 33 puanım var şu anda. Erteleme maçında kazanmış olsaydım 36 puanla lider durumdaydım ama maalesef uçan takım, kaçan takım, kanatlı takım dedikleri takım görüyoruz işte. Bir türlü kapalı da savunmalara karşı sonuç alamıyor. Biraz sonra maçı ekrana götüreceğiz. Mustafa Kuru girene kadar hiçbir şey yok. Mustafa Kuru girdikten sonra bir canlılık geliyor ileride. Gökhan'ın işte kafa buluş verdi direkten dönem. Penaltı pozisyonları var, veriyorum. Son sıralara bakıyoruz. Çankırı 6 puandan sonuncu. Refahiye'nin 11 puanı var. Çinemada'nın 11 puanı var. Haldedi Padova'nın 12 puanı var. Onları geçelim. Bizi ilgilendirmez. İnşallah kalan maçları kazanırız. Önümüzdeki haftanın maç programına bakalım hemen. İbrahim. Gerçi bir de odur. Böyle okuya okuya gidiyoruz. İbrahim tam bunu ayarlamış böyle. Cumartesi saat 13.00'da Çinemada'nın Denizli Belediye maçı var. Pazar günü oynanıyor karşılaşmalar. Arsim Payas Belediye, Halide Edipalı var. Erzincan Refahiye, Çankırı, Derince, Gölcük, Yeşilbursa, Yeni Aksaray, Eyüp, Maltepe, Diyarbakır, Sivas, Dört Eylül, Tekirova, Sancaktepe, Dardanel. Maltepe deplasmanındayız. Önemli bir karşılaşma. Hocanın çok önem gösterdiği bir maç. Bu maçı mutlak galibiyetle kapatmak istiyor Mustafa Ceviz. Onun için çalışıyor ki bugün imkanı tam anda da işte arkadaşlarımız gibi izledi.
Maltepe'nin puanına bakıyoruz. 22 bize yakın bir puan fark var. Bizim bir maç eksiğimiz var. Bu maçı kazanmamız gerekiyor ki Diyarbakırspor deplasmanda iyi oynayan bir ekip. Hüviyetinde bir en azından şimdiye kadar. Evet, hemen başlayalım. Maçı ekrana getireceğiz ama Mehmet abiyle başlayalım. Şimdi yeni bir hocam, yeni bir başlangıç, yeni bir menajer İsmet Yılmaz. Nasıl bir menajer? Tam yetkiyle gelmiş bir menajer. Başkan vekili pozisyonunda gelmiş bir menajer. Bütün sportif organizasyon ona bağlı olacak şekilde gelmiş bir menajer. Ve İsmet Yılmaz'ın tecrübesi, camiada bilinmesi, Mehmet Altın'da ne diyor? Şimdi biz az önce konuşurken de dedik ki keşke. Evet. Keşkeler olmasaydı. Yani bu kadar yazık, bu kadar masrafa, bu kadar şey. Biz kendi takımımız, kendi saha iç maçlarımızı almış olsaydık. Ve hep de normal küme düşme oynayan takımlara biz puanlar verdik. O puanlar bizi ne hale getirdi? Evet. Bütün sıkıntı orada. İşte ahlarla, vahlarla, keşkelerle bugün bunları konuşuyoruz. Gelmesi güzel bir olaydır, doğru bir olaydır. Mutlaka kendisi de gelmişse her şeyi, altyapısını hazırlanmıştır, gelmiştir. Evet. Bundan sonraki tüm sorumluluğu kendisi alacaktır. Yeni bir hocanın gelmesi doğru, güzel. Fakat burada atılan adımlar yanlış. Ben mesela bir Cemal Doğru'nun gelmesini ne kadar doğru buldumsa, ayrılmasını da bir o kadar doğru buldum. Eğer hocalar ayrılmışsa onun da ayrılması bence bir duruştur. Hı. Bir ekip işidir. O anlamda kendisini kutluyorum. Ben öyle değerlendirmiyorum. Ben öyle değerlendirmiyorum. Eğer beraber bir ekip gelmişsek, evet, gittikleri zaman en azından mutlaka bir karşılıklı bir görüş içerisinde olur, bir fikir içerisinde olur. Mutlaka bir danışma olur, bir paylaşma olur. Eğer ben iç meselesini de bilmiyorum, konumunu, durumunu da bilmiyorum. Eğer ben getirdim bir adamı bir hafta sonra gönderiyorlarsa ben de ayrılmam kadar doğal bir şey yoktur. Ben bu anlamda bir duruş sergilediği için ben Cemal abiye teşekkür ederim. Yani şey. Sen o şekilde görüyorsan, o şekilde değerlendiriyorsan... Hiç meselesini bilmiyorum. Ha, onu bilmiyorum. Tabii. Hiç bilmiyorum. Senin gördüğün kadarıyla. Gördüğüm dışarıdan gidiyorum. Evet. Şekliyle. Ben kendisine şey de gittim. Mesela ben Sivas maçına da gittim. Sivas maçını da izledim. Evet. Bizim orada 2-0 mağlup olduk skor olarak ama biz bir golümüz... Adam rastgele topa vurdu, birini göğsüne deldi gitti, gol oldu. İkinci gol da 4-5 gün içerisinde bir oradan bir buradan, karambuldan bir gol yedik. Yani böyle oyun olarak üstün bizi ezen bir takım hüviyetine değildi. Bizim de orada açık ve net pozisyonlarımız vardı, biz de onları değerlendiremedik. Ama rakip karambuldan bir gol, bir de şans bir gol yedik, bizi yendi. Ramazan Hoca'nın gelmesi itibariyle de bir hafta öncesi burada bir maç oynamıştık. Bayağı istekli, arzuluydu. Ben bu hafta bu isteği arzuyu bir tahımda göremedim. İkinci ayın dışında, ilk ayda mesela dedik, o tahımda bir istek arzu yoktu o kadar. Evet. Şimdi... Ama şunu da söyleyeyim, mesela bir hoca geliyorsa bence eğer hafta başında gelmesi lazım. Hafta başında gelir, takımını hazırlar, maça çıkar. Şimdi bir hocanın cuma günü gelip takıma ne katkı verebilir? Ne katkı sunabilir? Sporcu tanımaz, oynadığı mevki bilmez. Detayları... İstersen ben böyle, gördüğümü söyledim, bunları peş gördüm. Peş peşe bir şey yapalım, ondan sonra bu yeni hocanın gelişiyle ilgili konuşalım. Tabii Cemal Doğru'nun istifası, eğer benim getirdiğim arkadaşlar gönderilecekse ben de istifa ediyorum duruşu, etik bir duruştur. Alkışlanmayı hak eden bir duruştur. Ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Onu bilmiyorum. O bilmediğim için. Şimdi siz geldiğiniz zaman dediniz ki hoca gitti, hocayı gönderdiniz, Fethi çok keseli. Yerine hoca araçlarına başladınız. Sizin öncelikli hocanız Turhan Özyazan vardı. Bununla iletişime geçtiniz, diyaloğa geçtiniz. Ondan önce başka bir hocayla görüştünüz. Gençler bilen işte sözleşme falan. Daha sonra da Turan Özyazanların ailevi sebeplerden dolayı biraz zamana bırakmaları gerektiğini ifade etti. Bu aşamada Ramazan Erim ve Erdal Hoca'yı öne sürdüler. Onlar da hamlesine erdiler. Yönetim de kabul etti. Ama yönetimin kabulü şart değil. Biz bu arkadaşlarımıza devam edeceğiz. Ki hatırlıyorsam hocalarımızın göreve başladığı gün bir mesaj atılmıştı programa. Toplantı vardı kulüpte. Evet. Cemal Başkan tarafından mesaj göndermişti. Diyarbakır Spor'da şu anda Ramazan Erin ve Erdal hocamız devam ediyor. Ama
bizim Duran hocayla olan görüşmelerimiz de devam ediyor. İleriki günlerde bunu netleştireceğiz. Şu anda hocalarımız bunlardır. Ama en nihayetinde Turan Özyazanlarla da görüşme içerisindeyiz. Onu getirmeye çalışacağız. Tamam. Bunun normal. Normal. Ama bir kelimesi hoş değildi. Ara içerisinde hocalarımızla evet. ilgili sanki... Yani sen ya anlaşırsın hocayla ya anlaşmazsın. Evet. O öyle bir şey. Evet. Peki... Hangi bir gün hafta, bıraktı? Bir hafta, iki hafta. İki hafta oynadı. Bir hafta, iki hafta. Evet. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Şimdi Diyarbakır Spor taraftarının da, Diyarbakır Spor Kulüp Başkanı'nın da başarısızlığa tahammülü yok. Evet. Niye yok? Geçen sene playoff'tan, final maçından kaybedilmiş bir ikincilik. Bir o kadar harcanan bir para var. Yani. Ama ona rağmen daha da yanlışlar devam ediyor. Aynen. Evet. Fethi Çokkeser'le anlaşma gibi bir hataya düşüldü. Devam etme hatasına düşüldü. Ve o bir tarafa adama tam yetki verildi. İşte en büyük yanlış oldu. Evet. Büyük git yanlış. Transfer yaptı. Adam da gitti kendi kafasına göre transfer yaptı. Hazırlık maçlarında asbelkader 2-3 iyi sonuç alınca da 2 ay hazırlık kampı, 13 tane hazırlık maçı, yani. Sezonu bitirdiler. Ne oldu? Erken başladı, erken bitirdi. Pilimiz bitti. O takım şu anda kanatsız, orta sahasız yani. Bir takım hüviyetinde sahada can çekişiyor resmen. Hı. Ya rakip sana saldıracak gol bulmak için sen kontrataklarla bir pozisyon bulup ya da işte onun hatasından bir gol bulup maçı kazanacaksın. Ya da kapalı olan bir takımı ne kanatlardan ne göbekten açamayacağız. Bir tek açabildiğimiz maç Halide Edip Adıvar. Maçı o da 3-2 kazanmışız. Öyle mi? Evet, atacağım oğlum. Evet. Bu maçta da gördük mesela. Mustafa Kuru girişimi biraz sonra göreceğiz. Hal böyleyken gelelim iki hocamızın ve Turan hocanın durumuna. Başkan diyor ki Turan Özyazanları ikna edeceksiniz, getireceksiniz. Cemal Doğru diyor ki tamam ikna bende. Ne zaman? Bir hafta sonra. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Mağlubiyetten sonra bir gün müsaade. Bir gün içerisinde hoca geliyor mu? Geliyorsa gelsin, gelmiyorsa biz hocamızı getiriyoruz. Şimdi yönetimin hoca getirişi kadar doğal bir şey var mı? Servis ediyoruz ona. Doğaldır değil mi? Evet. O zaman ortada bir yanlış durum var. Kulüp başkanına ben Turan Özyazanları kesin ikna ederim. Getiririm. Bana bir gün müsaade denildikten sonra aradan 3 gün geçtikten, bir hafta geçtikten sonra yeni bir hocayla anlaşıp döndükten sonra bu adama denilmiş ki işte Mustafa Hoca, Ramazan Hoca ve Erdal Hocamız var. Onlarla birlikte devam eder mi? Hayır, ben ekibimle gelirim. Yani başarı da başarısızlık da madem hesabı benden sorulacaksa ben ekibimle gelirim. Burada bir yanlış varsa Ramazan Hoca'ya ve Erdal Hoca'ya bir ayıp yapıldı. Ayıbı yapan, onları getiren ve onlarla birlikte gidendir. Bana göre. Şimdi başkan net bir şekilde diyor ki bana Turan Özyazanlar ikna edilecek ve getirilecek demişti. Olmadı. Şimdi Turan Özyazanlar nerede? Çalışmıyor. Erzurum Spor'la. Anlaştı. Erzurum Büyükşehir Belediye'de. Evet. Hayırlı olsun diye. Yani belki o konum farklı olaylar olduktan sonra buraya gelmek istememiştir. Ben bu iş detayları bilmiyorum ama görüş anlamında... Ya işte sevdiğim... bileceksin. Peki Cuma günü bir hocanın göreve başlaması ne kadar doğru? Bir maça çıkarken. Maç öncesi Cuma günü gelip takımın baştan sahaya çıkması ne Salı kadar doğru? Salı gününden anlaşma yapılmış abi. Salı gününe niye idmana çıkmamış? Bir takım niye idmana çıkmaz hoca? Salı gününden anlaşmışsa Salı gününden gelip idmana çıksın takımını hazırlatın maça. Cuma günü nasıl geliyor takım başına evet, çıkıyor? Evet tabii. Şimdi Ramazan... hoca o hafta içerisinde takımını hazırlamış. Hangi güne kadar dedi? Cuma gününe kadar dedi. Cuma günü hoca gelmiş, takımın başına çıkmış, bir idman yapmış. Ertesi günde bir idman yapıp maça çıkaracak onu. Ne kadar sporcu bilecek? O takımın kadrosunu kim çıkaracak peki? Sizce? Yani ben şimdi bir şey söyleyeyim. O maça çıkacak kadroyu kim çıkaracak? Kim çıkaracak? Hoca mı çıkaracak? Hoca çıkaramaz. Hoca bir günlük bir kim çıkaracak? Orada kim var? Takım kaptanı çıkaracak. Kim çıkaracak?
Sporcu kendilerine bir takım yani, çıkaracaklar. Menajer istifa etmiş. Görmüyor, takım kaptanı çıkaracak. Başka bir şey alabilir. İşte sonucunu aldığımız zaman o zaman bu sonucu da fazla şey yapmamamız lazım. İşte, bu yanlışlar işte bu yanlışlar nereye kadar getiriyor? Mustafa Hoca ile maça çıktım. Bu maçta hoca futbolcu tanımıyor ki yani sahada desin evet. İşte falan kez gel buraya sonra geç. Biz haftalarda diyor mesela Mehmet Özdiler diyor arkadaş bu adamın yeri farklı bir yerde. Bu adamı toplam buluşturacaksın abi. Onu serbest versin toplam. İyi de abi öyle diyoruz da bu adamın özelliklerinin dışında sağ kanatta da sol kanatta top getirip ortaya yapacak adam yok takımda. Yok abi o da bu adamı her yerde maçın içerisinde bir orada bir burada. Mehmet Özdiler'i de yediniz. Yedik işte. He. Ya bu maçta baktığım zaman oyunun kaderini değiştirecek adamlardan biri bir baktım oyunun tabelası değişmiş. Adam oturup bağlıyor diyor ki ya Allah'ım diyor ya ben forvet arkası oyuncuyum, ben orta saha oyuncusuyum, beni kanatlara atmayın ama her maçta oynatıyorsun. Niye? Yok çünkü elinde adam. Şimdi 3 tane adam gönderdin. Bugün ben... Rıdvan da gitti. Öyle mi? Tabii Rıdvan da gitti. Büyük ihtimalle. Öyle ya, biliyorum ama. Emre Kahraman gönderildi. Biliyorum onu. Yani şimdi böyle bir tabii ki sezon başına aldığın bir sürü adam var, oynatmıyorsun. Hadi ya bakın çokları vardı, gönderdin. Ben bir tık şey için söylerim, Bilal'i gönderdin. Neye gönderdin? Parasız pulsuz da çocuk burada oynuyordu. Sezon başına da bayağı top oynadı geçen sene. Bir anda aldın göndersin uçsuz bucaksız. Bir sürü transfer etmişsin, dünya kadar para vermişsin. Bir bankoda oynamamış. Evet. Ramazan Hoca'nın da... Ramazan Hoca bizim... Ramazan Tugay'da o da 15 gün önce bir tedavi sırasında fenalaştı. Ona da geçmiş olsun diye. Hakikaten onu unuttuk. Bizimkinden daha önemli. Yani şu bir operasyon ama uyandırma sırasında tabii o hata da yine Ramazan'ın hatası. Yani kimsenin hatası değil, doktorların değil. Onun hatası. O neden öyle olduğunu çok iyi biliyor. Sabahleyin yaptığını çok iyi biliyor. Narkozda sıkıntı yaşamış ve uyandırma esnasında problem yaşamış. Yani Allah korusun oradaki doktorların ve sağlık ekibinin müdahalesi olmazsa bu yaşta sıkıntı yaşayacak. Yani ölmese bile bitkisel hayatta kalacaktı. Allah onun çoluk çocuğuna başladı. Büyük geçmiş olsun. Şu an çok şükür iyi. Bilmiyorum yani geçmiş olsun, ondan 15 gün önce Ali Yılmaz'a Ben bir şeyler söyledim değil mi hocam? Aslında bir de ben bir şey diyeyim. Şimdi Şamur kardeşimiz bir ameliyat geçirdi. Şamur Şenliyet. O da bir rahatsızlığı vardı değil mi? Bilmiyorum. Yani bu sporcu ameliyattan baktığımız zaman öyle bir özel geldiğe bakış burada mesela. Senin bir hali var ki ondan sonra... Abi ben sapasağlamam. Yani Ramazan 3, Şamur Başkan 4. Evet. Anladın mı? Ya bu 4 kişi böyle hemen hemen bir çıkan 2'ye geçirdin. Demek ki Allah-u Teala yeni seviyor. Kötülere bir şey olmuyor. Ne yapayım? Allah hiç fena olmasın. Allah razı olsun, sağ ol. Şimdi bizim tabii bu kulübün hocasını neden gönderdiği, menajer neden gitti, bu neden istifa ettiğinden çok bu takım niye daha da böyle yanlış yönetiliyor, neden daha da bu yanlışın doğrusunu bulamadık, bunları konuşmamız gerekiyor. Şimdi sezon başında bu hamleler yapılmış olsa inanın belki bugün bunu konuşmuyoruz. Mesela diyelim ki Mustafa Hoca'dan bahsetmeyeceğiz. Çünkü o daha yeni gelmiş. Ondan hiç bahsetmeyeceğiz. Ya Ramazan Erdal Hoca diyecekler. Gel kardeşim. Sezon başı. Buyurun. Bu ligleri biliyorsun. İkinci ligle hocalık yaptın. Değil mi? Tabii. Transfer listem var. Evet. Gel kardeşim bu takım başına. İsmet Yılmaz. Sen de menajersin. Bu camiayı çok iyi biliyorsun. Diyarbakır Spor'u çok iyi tanıyorsun. Gel bizim adımıza profesyonelce geç kulübün başına. Bütün futbol sana bağlı. Gelin alın götürün bu takımı şampiyon yapın. Yok sen gidip elin Kahramanmaraşlısına buna güveniyorsun. Geçen sene zaten seni yolda bırakmış, yere vurmuş adama güveniyorsun. Aynı güveni bir 6 ayı bu adamlara da gösterseydin. Kendi çocuklarımıza gösterseydin. Gösterseydin. Fethi Çokkeser'e 14 maç müsaade ettin. Bir 4 maç, 7 maçta bu adamlara müsaade ettin. Devre arasında kaybolmadı. Devre arasında kadar gitseydi. Mustafa Hoca'nın bu maçta katkısı ne oldu? Hiçbir katkısı olamaz. Olabilir mi? Olamaz. Cuma günü geldiğinde... Adam antrenman yaptırmadı. Ne katkısını yani bekliyorsun? Sen Mustafa Hoca'dan iki maça kadar da bir şey isteyemezsin. Tabii yani... Diyemezsin bir şey. Şimdi bugün idam programı yapamaz. Niye? Ha. Şimdi bir yükleme yaptığı zaman adam karşılığını alamaz. A nedir? Doğru bir zamanlamada bir müdahale oldu. En azından devre arasında kamp döneminde
transferler konusunda, gelecekler konusunda değerlendirmelerini yapacaklar. O şekilde belki hani hiç olmazsa playoff'tan bu takım gider hesabı yapacaklar. Futbolda her şey vardır. Olur yani, tabii canım. Bu yani. Şey yoktur. Çünkü bizim bir fikstür avantajımız vardır. İyi takımlarla kendisi iştahımızı oynuyoruz. Bu normal küme düşme adayları takımlarla oynuyoruz. Peki dışarıda maç alıyoruz. Tabii içerideki o... Bak biz burada puan kaybettiğimiz bütün takımları deplasmanda da ineceğiz. Farklı skorlara da ineceğiz. Ama biz iş sahamızdaki maçlarda en büyük sıkıntımız o. Bizim de o kenardan iyi adamları alacağız, iyi adamlar alacağız, iyi adamlar alacağız. Evet. Bizim en büyük gücümüz sağdan soldan top götüren adamımızın olmaması. Evet, maç biraz sonra yayınlanacak sevgili seyirciler. 9 dakikalık geniş özet maç sonrası da var. Hazırdır, biraz sonra vereceğiz. Sayın yorumcu Ahmet Çakar kafayı yemiş, bir psikolog muayene olsun bence iyi olur. En büyük cimbom demiş. Doğrudur. Bence de kafayı yemiş. Selam ben Şükran. Selam gönderebilir misiniz benim adıma? Sizi izliyor. Şükran. Kime selam gönderelim? Tamam selam gönderelim de kime gönderelim? Bilir misiniz benim adıma? Sizi izliyoruz. Tamam. Size selam gönderelim o zaman. Saygılarımızı sunuyoruz. Bacılarımızı, kardeşlerimize, bizi izlediği için de teşekkür ederiz. Şimdi Şemus Şenik demiş ki saat 20.30 dediniz, hiç takip değilsiniz. Soğuktan donduk büyük odada. Demek ki büyük odaları soğuktur. Battaniye alın. Şemus Başkan. Selam, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle size geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 5 yılda üst üste düşen Diyarbakır Spor yüzünden hastalandık. İnşallah İsmet Yılmaz abinin gelişiyle 3 yılda tekrar Süper Lig'e çıkar. Beklenti yüksek. Evet, içeride bir sıkıntı mı var İbrahim? İsimler önemlidir. Hamam mı açtınız, ne yaptınız? İsmet Yılmaz abinin gelişiyle 3 yılda tekrar Süper Lig'e çıkar. Tüm hastalıklarımıza şifa bulmuş oluruz. Mehmet abiye çok çok selamlarımı iletirim. İsmet Yılmaz abi geç kalınmış bir adımdır. Keşke. Ama inanın demiş. Şimdi, hadi şeyimiz bırak bir tane okuyalım hemen ardından ikinciyi gönderelim öbür gitti. Abi geç kalınmış bir adımdır ama inanın çok çok sebepli olmuştur. İsmet Yılmaz ile bir milat başladı aslında. İsmet Yılmaz'ın eski Diyarbakır Spor ruhunu getireceğinden hiç şüphem yoktur. Çünkü İsmet abi bizler gibi makamı gitse de ömür boyu Diyarbakır Sporlu kalanlardandır. İsmet abiye sonsuz başarılar dilerim. Ve sonuna kadar destekçi olacağımdır. Diyarbakır Spor tedavisi olmayan bir hastalıktır. İyi akşamlar diyorum, saygılar. Başkanın emeklerine 2 yıl çalışmasının sebebi güvendiği insanların yanlış bilgi vermesi. Her şeyini feda eden başkan ise tek hatası takımın başında olmaması. Ve güvendiklerinin boş çıkması aslında başkan da haklı. Çünkü insanların alnında iki yüzlü hain yazmıyor ki demiş. Kavun değil koklayasın ki. Tabii o. Kim öyle biliyorum. Artık bu gidişata bir dur denecek, biri olmalı. Rastgele teknik direktör değil, kesin başarı getirebilecek teknik direktör ve futbolcular gelmeli. Taraftar olarak çok üzüntü duyuyoruz Furkan Eren. Zaten şu anda bana göre bu çalışma o yönde yapıldı. Yani artık işin şansa bırakılmaması adına hem Mustafa Avcı hem de İsmet Yılmaz şu anda bir ekip oluşturuldu. Teknik direktörümüzün talepleri doğrultusunda sportif direktör İsmet Yılmaz transfer çalışmalarını yapacak. Mesela bir katkı sunayım mı? Dün herkesin ismini duyduğu zaman çok heyecanlanabileceği bir ismin transferi için çalışmalara başlandı. Düşünün yani. Hakikaten çok iyi adam. Yani o futbolcunun Diyarbakır Spor'a gelmesi Diyarbakır Spor'a müthiş işler yaptırır, katkı da sağlar. O adamın buraya gelmesi bana göre 15 puandır. O kadar yetenekli bir adam. İsmini şimdiden söylemiyorum. Gerçi bugün bir iki kişiyle paylaşmıştım, onlar biliyor ama. Ben haberim yok. Yani. Ben şimdi burada bazıları derler, işte başkan niye takımla ilgilenmiyor, sanki boş vermiş, gelse iyi olur falan anlamında. Burada en fazla içi yananlardan biri kendisidir. Çünkü kendi malını, parasını harcıyor. İşte bugün mesela nereden olursa bu kadar bir daha masrafa giriyor. Sırf bu takım bir yerlere gelsin, takım için çaba gösteriyor. Dediğin doğru, riyakar, iki yüzlü, bizi ilgilendirmiyor hocam. Sulu olmayan yere, susuz parayı... diyen, susuz diyen, olan yere sulu diyen insanların birçok şey. Ahmet abi sen patronsun.
Bak patron ha. olmak kolay değil. Ama para kazanmak kolay değil. Parayı kulun fakirdir değil yani. Parayı akıllı insanlar kazanır. Tamam. Tamam mı? Mal olanlar, özür dilerim, anneye tabirdir, para kazanamaz. Para kazanır, hemen kaybeder. Ama para kazanmak zeki adamların işidir. İnsan yönetmek zeki adamların işidir. İdare etmek farklıdır, yönetmek farklıdır bu arada. Adam o kadar para kazanmışsa, trilyonlarca parası varsa, o da kusura bakmasın, seçeceği adamları da doğru seçsin. Üzgün adam seçsin. Spor farklı bir şey. Yani. Demek ki adam memnun. Ya bir menajer alıyorsun 500 sene tek ay üzerinde yalan atıyor abi. Çünkü bu adam ben menajerlerden yani, falan bahsetmiyorum. Bu adamlar öyledir. Çünkü bu işi yapanlar menajerlerdir. Sana ve konuklarına selam. Çok geçmiş olsun. Allah hayırlı şifalar versin abi demiş. Ramazan göndermiş. Teşekkür ederiz başkan. Yayınlanmaz abim. Sezon başından beridir emniyet kemeriyle dolaşıyorum. Çünkü bu tahım uçacak dediler. Güzel. Vallahi güzel. Bu arada çıkarsın rahatlasın. Ondan dolayı emniyet kemerini hiç açmadım. Paraşüt. Çabuk. Paraşüt bağla. Yayınlar önemli olan hoca gitmiş ve menajer gelmiş değil. Önemli olan kafa yapısı değişmedi. Değişmedi. Çiğne aynı tas, aynı hamam. Yılmaz Hoca demiş. Yayınlar sana ve Mehmet Hoca. Selam Yılmaz abim. Bugün Ramazan Hoca, Ramazan ve Erdal Hoca'nın başına gelen aynısı İsmet Yılmaz'ın başına gelmez inşallah. Ne olur inşallah. Ne o sağlama almıştır. Kendini köle gelmiştir. Sağlam olmasa bu İsmet Yılmaz ismi ağırdır. Evet. Spor camiasında ağırdır. Eğer öyle bir şeyden gelmez herhalde buraya. Gelmişse tam yetkiyle gelmiştir. Mutlaka birçok şeyi düşünerekten gelmiştir. Şimdiden kendine bol şans diliyorum. Başarılar diliyorum. Evet. Biz de onların yanında olacağız. Her zaman olduğumuz gibi bundan sonra da yanlarında olacağız. İyi yayınlar. Öncelikle geçmiş olsun dilerim. İnşallah İsmet Bey hayırlı olur. Ama keşke tren kaçmadan olsaydı. Keşke. Yine de ümit kesmeden destek olmaya devam edelim. Tabii basketbolu unutmayalım. Mehmet abiye de selamlar. Özgür Büyük. Özgür Hocam sizi sosyal medyadan takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz mesajdan dolayı. Başarılarınızı sizin Erhan Hocam'ın takdir ediyoruz ve gurur duyuyoruz sizlerle. Eski bir basketbolcu olarak, basketbol camiasından gelen biri olarak. Vallahi ondan dolayı basketbol, yani ona Erhan kardeşimizden dolayı basketbol sevmeye başladık. Yani ben o kadar şeyim yoktu ama bayağı ilgiliyiz. Erhan ve Özgür Hocam'ın emekleri unutulmaz. Salon sporlarının canlı kalması şu anda sabah saat 8'de salona gidiyorlar. Akşam saat 8'e kadar orada ve hiçbir yetkili gidip onları sormuyor. Hiçbir sorunlarını kimse dinlemiyor bu adamlar. Her şeylerini vermişler. Sırf işte o müsabakalar olsun diye. Üniversite kendi dalgasında, gençlik spor kendi dalgasında bu gençlerin sayesinde Diyarbakır'da basketbol devam ediyor. Basketbol oynanıyor. Düşünün. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Öncelikle süre gelen puan kayıplarımızı umarım sonuncusu Arsenal maçı olur inşallah. Yeni hocamızın geçmişte başka takımlara yakaladığı başarılı performansı takımımıza da devam ettirmesini umut ediyorum. Aynı dileklerdeyim. Başkanım bu ülke nokta atışı Diyarbakır spor tarihinde ismini sürekli iyimser ve taraftarın takdirini kazanmış İsmet Yılmaz'ın takımın başına getirmesiyle oldu. Aynı katılıyorum. Bence bu radikal kararlar sezon başlamadan olmalıydı. Demin aynısını söyledik. Ağzına sağlık, ne güzel. Bence bu radikal karar sezon başlamadan olmalıydı. Biraz geç oldu ama liderle kapatılmayacak olası imkansız bir durum değil. Çünkü buna benzer durumu geçen sezon Keçiören yaşadı ve şampiyon oldular. Ama mühim olan futbolcu kardeşlerimizin biraz daha gayret gösterip şampiyonluk inancını kaybetmemelidir. Hiçbir şey bitmiş değil. Aksine herkesin gözünde gitti denilen şampiyonluğu biz geri getireceğiz. Eyüp'ün Sivas 4 Eylül'ün ve Denizli Büyükşehir Belediyespor'un bizden artısı yok, eksileri var. Şampiyonluk uzakta değil. Seri galibiyetler bizi bu potaya sokar ve rakip takımları dudak ısırtır. Yeter ki inancımız yok olmasın demiş Maruf Moray. Maruf kardeşime özellikle teşekkür ediyor, sağ olsun. Ben de geçen onunla yüzde tanışma fırsatı buldum. Bir yerde çalışıyordu, onu oradan buldum. O da sürekli bizi takip eden biri. Kendisine teşekkürler ediyoruz, sağ olsun. Evet. Maçı izleyelim Yüren. 6-7 dakikalık bir maç özetimiz var. Maça bakalım. Hazır mıyız? Evet. Şimdi Diyarbakır Spor kendi sahasında
Atatürk Stadyumu'nda Arsenal'le karşı karşıya geldiği gibi 8 dakikalık maçın geniş özeti var. Maç sonrasında röportajlar var. Yarısı Kürtçe, yarısı Türkçedir, kusura bakmayın. TRT Şeş'in sayesinde o görüntüleri getirdik, yayınlıyoruz. Bu programın olması zaten bir tek İbrahim sayesinde oluyor. Görüntüler de sağ olsun TRT Şeş oluyor. Ben de sağ olayım, kendim söylüyorum. Yani ne yapalım, böyle gidiyor. Aile böyle gidiyor. Hemen maçı izleyelim, buyurun. Thank you.
bulaşma mirasidir. Özellikle birinci devre la hoşluyuz. Arsınıcı mirası duhapsi hap boğa çilmiş girince yani. Ufta boğa sana gaba bitana işe mepür zor olmadı. Kosan maçı bitsinin ama İroro nedir ocağı kadar bunu zor evleşim. Takmem İro nedir ocağı kadar bu. İkinci devletlerine madhosan bir şey bilsinin ve baskılı list yalnız da kısmet yemek bu. Yani tavya ve sonu gereken bir şansı yok. Kırmızı bir gün zaten mühendur dilizin ama çanasın hem de derve dilizin hem de daha başlı dilizin ama hem de mezi tamamen durduru. Yani madhosan derken ikinci ligi hem de nerede zaka ala hafı hafta oraya meherin Maltepe bir hafta menesin inşallah ile Maltepe mi maça kapısını öğren ama o galibi tecih bu taraftara armağan etmiş mi? Gel ekspor sağ ol. Hocam yeni başladınız Diyarbakır Spor'da. Bu haftaki maçı ve bundan sonraki yeni Diyarbakır Spor hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Evet. Perşembe günü geldik. Cuma ve cumartesi 2,5 gün gibi bir süre içerisinde takımı maç hazırlamaya çalıştık. Ben daha önce çalışan hocaların elin ayağına sağlık. Onlar bu göreve başlamışlar ama ayrılmışlar. Hayırlısı olsun. Biz geldik. Tabii 2 gün içinde ne yapabilirdik? Biraz konuştuk oyuncularımızla. Biraz da nasıl oynayacağımızla ilgili planımızı anlattık. Ama bugün ilk yarı çok iyi değildik. 2 tane pozisyon verdik. Ama ikinci yarı askıra oynadık. Denilen top var. Atamadığımız yine yüksek top. Sıyırdı, direkt dışarı çıktı. Son dakikalarda yine bir pozisyonumuz var. Kaleye gol olacağı pozisyon. Rakibin müdahalesiyle kornere çıktı. İkinci yarıda 3-4 tane iyi pozisyon bulduk. Ama tabii Diyarbakır Spor'un bu maçı alması lazımdı. Yani biz bu maçı almalıydık. Taraftar çok iyiydi. Ben teşekkür ediyorum taraftara. Susmadılar, desteklediler. Ama daha iyi olacağız. Çünkü biz de oyuncularımızla hafta içinde kalan maçlar için çok iyi çalışın. Devre arasında da bakarız. Bir takımı biz 3 hafta daha maçları hazırlayacağız. Ondan sonraki planımızı da o zaman söyleyeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Valla Roşav iyi bir katına başlıyor. Bu dizi maçı yok temaş etken. Maçı. Forvet'e de gol yıkarım bağlayacağım. 2 zorladık şimdi. Bir defa Kemani yoktu, Derbasuk'u. Doğru. Bak Kemani yoktu, Derbasuk'u, Eybaşı be. Yok, fırsat girmezdim bu. Rakibi o aneci öyle beraber ama, sıfır ama, bilmiş. Beraber ama, evet. Ben bir avantaj girmezdim bu anda kırın. İnşallah Roji'ye bir şey verin, evi Derbasuk'u çevir. Doğru, gel ekspas, sağ olun. Evet, hep birlikte maçın geniş özetini izledik sevgili seyirciler. Diyarbakır Spor'un tabi Maltepe karşısında başarılar diliyoruz. İnşallah yeni sportif direktör ve teknik direktörle birlikte başarılı sonuçlar alır. Maltepe'den galibiyetle döner. Kısa bir değerlendirme alıp hemen Büyükşehir Belediyespor Ahmetspor'a geçelim. Büyükşehir Belediye Ahmetspor'a geçelim. Evet, evet. Yani hoca bir şey mal edemezsin. Beraberlik tahminen ortadadır. Hiç kimse kabullenmez. Eski yönetim hoca kabullenmez. Yeni hoca kabullenmez. Evet. Yani burada ya da suçlu sporcular olur. Öyle değerlendiriliyor. Yani yeni bir değişim yapılmış bu anlamda. Bunların ikisine de şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah bütün şeyleri en az kayıplardan atlatırlar da devre arasına iyi bir yapılanmayla iyi bir şekilde hazırlanırlar. Yeni transferler olur, gidenler olur, gelen olur. Ama bu takımın ve bu ligin bu bölgenin şeyini kaldırabilecek kapasitede sporcular alırlar. Bundan beraber yola çıkarlar. Biz de bu anlamda ikisine bakıp bekleyip göreceğiz. Başarılar diliyoruz. Allah yardımcı olsun. Zordur. Evet. İnşallah kolay çevirir. O da İsmet abi oradadır. Buna da güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Allah evet. Yardımcı olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediye'ye geçelim. Büyükşehir Belediye Ahmet Spor deplasmanda yine yol oynadı. Bir birlik bir sonuç, zor bir karşılaşmaydı ve alınan puanın için neredeyseniz. Şimdi önemli evet, puan durumunu falan ekrana getirseniz ben. Maç. Öncelikle İnegöl'e, toplu sonuçları. Halkı adına belediye başkanına, takımına, başkanına teşekkür ediyoruz. Bu misafirperverliklerinden dolayı birçok beklenti vardı orada. Onları boşa çıkardılar, bu anlamda teşekkür ediyoruz. Yani Büyükşehir Belediye takımı kötü bir takım değil. Çünkü burada 2-0 önde 2-2 yapıyor. Nazlı Lig, şimdi bugün 4-60, 5-60 takımı Ankara gücüne.
Yani iyi bir takımız var. Bazı maçlarda üstte top oynuyoruz. Ne oluyor bilmiyoruz. Ondan sonra bir anda bakıyoruz bir boşluk oluyor sanki şakalar gibi. Hiçbir şey olmamış gibi. O takım gidiyor bambaşka. Sporcular ya da takım geliyor çıkıyor. Bir anda değişiyorlar. Aldığımız skorlara bak hep öndeyken biz böyle yakalanmışız. Evet. Yakalanmışız. Yani iyi bir kadromuz var. Mutlaka bu da her geçen gün performansını artan gençlerimiz var. Kardeşlerimiz var. Yani onlardan beklenen bir şeydir. Yani bu puan tablosu da onların bulunduğu yeri onların da hak etmediğini, onlar da inanıyorlar, biliyorlardır. En kısa sürede bunu toparlayıp, bu hafta da önemli bir maç vardır. Kafalarını, şimdi, kulaklarını tıkayacaklar. Sadece ve sadece o kardeşlerimiz sahada görev verildiği takdirde çıkacaklar, sporlarını yapacaklar. Tribüne kafalarını tıkayacaklar, kulaklarını tıkayacaklar. İbrahim. Görmeyecekler. Haber21.com'da İhsan Avcı'nın teşekkür mesajı var. Böyle fotoğrafıyla bir tek sana getirebilir misin? Çemen kısayla sadece fotoğrafını getir biz üstüne okuruz. Ha, evet. Yani sporcumuzun kafası tribünde olmayacak, sahada olacak, maçın oynayacak. En iyi şekilde görev verilirse yapacak. Ondan sonra zaten o skor sonuç kendinden geliyor. Çünkü o kalite var. Evet. Çok yüksek topunuz, zevk alıyoruz. Hakikaten zevk alıyoruz. 2-0'dan sonra zevk alıyoruz. Bir anda gidiyor bu sefer aldığımız zevki geri vermeye başlıyor. Skora da yansıyor bu. Bocalamaya giriyoruz. Yani onlar da bu işin farkındalar. Kalitelerini yansıtmışlar. Ondan da onları kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bu hafta da ben yine diyorum, tribüne kulaklarını tıkayacaklar. Görev verdiği takdirde çıkıp kardeşlerimiz aynı şekilde mücadele verecekler. Zaten o mücadele verdiği zaman spor da kendinden gelecek. Evet. Gelir de bu anlamda biz onlardan beklettiğimiz bu yönelik. Tabii teknik heyetinde, futbolcuların da içerisinde olduğu durumu iyi bilmek gerekiyor eleştiri yaparken. Özellikle tribünlerde ve tribün dışında bu işin organizasyonuyla ilgilenen, sunumuyla ilgilenen insanların alt netten uzak eleştiri hakkı var. Yani şimdi bu adamlar buralara gelene kadar ekonomik sıkıntıları bir kere hiç konuşmadılar. Dile getirmediler. Herhangi bir kulüp olsaydı çoktan kazan kalmamıştı. Ama şu ana kadar hiçbir futbolcu bunu sorun yapmaz. Teknik heyet bunu sorun yapmaz. Buraya kadar geldi. İstifalar oldu, sıkıntılar yaşandı ama bir çatlak oluşmadı. Kol kırılır, yerin içine evet. Kalır mesela. O yüzden bu da önemli bir şey. Yani. Hem teknik heyeti hem oyuncuları bu anlamda kutlamak gerekiyor. Ha nedir? Şu anda bulundukları durum onlara yakışmıyor. Aynen. Evet. Aynen. Bunun tabii nedenlerini önem sırasına göre değerlendirmek gerekiyor. İşte ekonomik sebepler, kulüp içerisinde yaşanan bazı disiplinsiz uygulamalar, hareketler. Evet, özellikle evet. Futbolcularla ilgili konuşuyorum. Her şeyin farkındayız. Mutlaka tabii. Her şeyi biliyoruz. Sezon sonunu bekliyoruz, devre arasını bekliyoruz açık söyleyeyim. Devre arasında gerek teknik heyetin raporu, gerekse yönetimin müdahalesi sonucunda eğer bu takımdaki o bazı sıkıntılar bertaraf edilmediği takdirde o zaman bizim de kamuoyuna söyleyeceğimiz bazı şeyler olur. Yani bu güzel bir tespit. Yani çok şey biliyoruz. Evet. Ama biz hakikaten konuşmuyoruz. Şu anda takımı karıştırmamak için tabii ki. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Amelspor'a zarar vermemek için konuşmuyoruz. Evet. Dile getirmiyoruz. Ama takım içerisindeki huzursuzluğu, sıkıntıyı, adres tespiti ve kişi olarak da bildiğimizi lütfen bilsinler. Bilsinler. Ama bir de bugüne kadar müsabakalarla ilgili yaptığımız yorumlarda hiçbir zaman için bir sporcunun ismini öne çıkarmadık. O sporcu üzerinden de gitmedik. Evet. Çünkü yani kimseye eleştirmiyoruz. Sadece biz geçmişte onun yapısını, kişinin futbolunu bildiğimiz için biz futboluyla ilgileniyoruz ve saha içerisinde vereceği futbol sunacağı katkı nedir? Biz onu tartışıyoruz. Biz kişiliğiyle, yapısıyla, şeyle değil. Çünkü futbolunu bildiğimiz için onu bize sahada sunacağı futbolla ilgileniyoruz. Biz de hep onunla yorumla yapmışız. Evet. Kişilerle ilgili yapmamışlar. Bize diyebilirler arkadaş ben para almamışım. Ben bir sürü sıkıntılarım var. Verilen bir sürü sözler vardı. Yerine getirilmediği için benim sıkıntılarım çoktu. Sen bunları biliyor musun? Benle ilgili bunu konuşuyorsun, söylüyorsun. Biz de hiç isim vermemişiz. Bir genelleme yapmışız. Biz de hep onu konuşmuşuz, söylemişiz. Ama biz isim de verebiliriz. Biliyoruz, duyuyoruz. Diyarbakır'da gidip saklı bir şey olmaz. Ben spor camiasına olmaz. Artı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor gibi bir kulüpte hiç kimsenin alacağı kalmaz.
hiçbir futbolcunun alacağı kalmaz. Evet. Geçen bu da önemli bir referanstır yani Türkiye geçen için. Yıllara baktığımız zaman futbol federasyonunda yöneticisi hocasıyla futbolcusunun arasında muhalefet olmayan, hiçbir dosyası bulunmayan yegane kulüptür Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor. O yüzden işte vay paramız olmadı, bilmem ne olmadı, onlar onu geçeceksiniz. Hani de gelen sporcuların çoğusu da bildiğim halde sözleşmede yazdırmamışlar. Yazdırmamışlar. Niye? Arkadaşlar esasında. Güven esasında. Ben gelirim, paran kalmaz. Evet, İnegöl'le ilgili Başkan İhsan Avcı'nın açıklamasını bir ekrana getirelim. Haber21.com'da yayınlandı. Bu demek yapıldı mıydı bir teşekkür edilebiliyor. Yani sadece haber, bu da önemli bir şeydir. Yani sadece Haber21 değil, tabii bütün internet sitelerinde de geçti. Diyarın Sesi'nde de, Güneydoğu News'ta da, diğer haber sitelerinde de, diğer kapıda da. Yani şimdi unutmayalım, küserler arkadaşlar. Tek tek söyleyelim. Getir, okuyalım. Ahmet Spor'dan İnegöl Spor'a teşekkür. Ahmet Spor Kulüp Başkanı İhsan Avcı İnegöl Spor'a teşekkürlerini iletti. iPad çalıyor. Bursa ile Bursa ili İnegöl ilçesinde lig müsabakası münasebetiyle bulunduğumuz süre zarfında İnegöl Spor Kulüp Başkanı, yönetim kurulu ve teknik heyetinin göstermiş oldukları yakın ilgi, misafirperverlik ve hoşgörüden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunar. Sporun hoşgörü, kardeşlik ve dostluk ilkelerini uygulamada, sahaya ve tribüne yansıtmada biz yöneticilere çok büyük görev düştüğünü ve sizlerin de bu tavrı net olarak ortaya koymanızdan duyduğumuz memnuniyeti ifade eder, saygılar sunarız. İhsan Avcı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Ahmet Spor Kulüp Başkanı. Çok nazik bir davranış şekli ve olması gereken bir teşekkür. Ama ben demek o İnegöl maçına gidersem abi tribünlerden ayağa kalkmayan mesela kelimesini duymayayım. Duymayız diye düşünüyorum. Yani maçta artık yeter. O duymamak lazım. Yeter yani. O maçta duymayacağıma inanıyorum. Yeter. Çünkü şimdi hakikaten bizim taraftarımızın artık bu Bursa bilmem ne sendromundan kurtulması gerekiyor. Bitti artık. Zararı biz çektik. Biz gel bakalım. Bak şimdi adamlar İnegöl'de Bursa'nın ilçesi, kulüp başkanı ve bu kadar sıkıntılı bir süreçte, yani diyor ya gözün üstünde kaşığın var bahanesi arandığı bir süreçte. Aynen. Mis gibi karşılanmış, kardeşçe karşılanmış, barış şeklinde, o sürece yakışır şekilde karşılanmış, uğurlanmış ve teşekkür edilmiş. Gelin biz de bir adım atalım. Aynen. Ya Büyükşehir Belediyespor bak bu adımı attı. Evet. Biz de Diyarbakırspor taraftarları olarak, Diyarbakır taraftarları olarak, Diyarbakırlılar olarak bir adım atalım, bitirelim. İnegöl'ün hatırına verelim bu işi. Bence İhsan Başkan çok bir şey değilmiş diyebilirdi yani. En azından ben kendi bir Ahmet Spor olarak kendi tribünlerimde bu ayak kalkmayan kelimesini duymak istemiyorum. Onu artık onlarla ilgili düşünmek istemiyorum. Şimdi biz aynısını biz kendi ilimizde olmuş olsaydı, bu sene herhangi bir takımı gelmişse biz ilçe takımlarımızdan biri bu misafirperverliği yapmış olsaydı, biz de aynı olgunlukla karşılardık. Evet. Güzel bir şeydir. Yapılması gereken bir şeydir. Adım atılmış. Atan eli tutmak gerekir. Bugün o el uzatmıştır, biz de tutmuşuzdur. İnşallah bu böyle devam eder. Diğerlerine de sıra gelir. Diğerleri de bu şekilde karşılarlar. Önemli adımlardır, bu güzelliklerdir. İşte yapılanın da karşısız kalmadığını gösterdiği için de Ahmet Spor Kulübü'ne ayrıca teşekkür ederiz. Evet. Mehmet Aydın göndermiş İsmir'den. Abi demiş, lütfen canlı yayında okur musun? İsmir'den iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun Yılmaz abi. Seni ve konuğun Mehmet abiyi çok seviyorum. Diyarbakır Spor ve Ahmet Spor'umuzun kötü gidişatları bizi derinden üzüyor. İnşallah bir an önce toparlanırız. Mehmet Aydın, Bismil Belediyespor Taraftarlar Grubu Ova Aslanları adına göndermiş Mehmet. Bu da ilgili bir kardeşimiz. Ona teşekkür ediyoruz. Mehmetciğim, ben de aslen Bismilliyim. Baba tarafı Bismilli. Ben de Bismil Belediyespor'a başarılar diliyorum. Benim memleketimin güzel ilçesi Bismillah inşallah 3. lige çıkar. Herhangi bir
O da o başarıyı gösterir. Gurur duyuyoruz seninle kardeşim, başarılarını devamını izliyorum demiş Abdülkadir Akboz, GİAF Federasyon Başkanımız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Abdülkadir Akboz'a mesajından dolayı. Evet, Büyükşehir Belediyespor dediğimiz gibi şimdi bu önümüzdeki hafta biliyorsunuz bir maçı var. O maçtan sonra da hemen bir erteleme maçı var ama her şeyden önemli arz eden şu anda Galatasaray maçı. Herkes o maça yoğunlaşmış durumda. Maç Büyükşehir Belediyespor'un talebi üzerine Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Sağ olsun bizim sporla ilgili olan valimiz, vali yardımcımız Mimar Sinan Batmaz. Mimar Sinan Batmaz'ın hassasiyetleri doğrultusunda bir çalışma başlatıldı. Tabii Büyükşehir Belediyespor'un talebi, Gençlik Spor'un koordinasyonuyla bir çalışma başlatıldı. Hatırlarsınız bundan 2 ay önce okuyanlar bilir. Henüz bu daha kura çekimi işte nerede oynanacak, nasıl oynanacak, ne zaman oynayacaklar konuşulmamışken ben şeyde Facebook'ta ve Twitter'da bir fotoğraf paylaştım. Dedim ki hatta burada varsa hemen okuyayım da ne vardı onda. Ben hemen işte önemliydi. Bugün TÜFAD Başkanımız Sayın Abdülsamet Karakaş o konuyla ilgili bir şey yayınladı. Ne demiş? Her türlü eyleme TÜFAD olarak varız Yılmaz arkadaş demiş. Konuyla ilgili. Ben ne demişim? Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nun yıkılma tehlikesi var yalanına artık bir son veririz. 20 bin kişinin girip izlediği Karpuz Festivali var. Büyükşehir Belediye'nin 10 bin kişiyle spor festivali var. Atatürk Stadyumu'nda yapılmış. Stadın altında faaliyetlerine devam eden işletmeler var. Ve onlar için sorun yok ki, onunla ilgili senin çok güzel bir tespitin var. Garanti almışlar. Yıkılmayacak diye. Anlaşmadılar. Taraftar için tehlike var. Onlara sorun yok, tribünlerde taraftar için tehlike var. Ya raporu kamuoyuna paylaşın ya da tüm tribünler açılsın. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Dedi ki yeni stat bitmeyene kadar kimse bu statta stada dokunamaz. Demişti. Ben de bir birey olarak konuyu internet ortamından BİMER aracılığıyla kendisine arz ettim. Durum budur budur. Buradan buraya ibarettir diye. Diyarbakır'daki spor bileşenlerine de bu konuda hassas olmalarına davet ettim. Tabii bizim maalesef spor bileşenlerimiz başka mecralarda, halaylarda, goventlerde boy gösteriyorlar. Senin stadın yıkılıyor, stadında maç oynanmıyor. Spor bileşenlerisin ama sporla ilgili hiçbir şeyde yoksunuz. Biriniz müzik programlarında, biriniz festivallerde, biriniz nerede? Tamam bunu da yapın ama asli görevlerinizi de yapın. Yazık. Bak statta oynayamıyor. Bu hassasiyeti bir tek Yılmaz Bay mı gösterecek? Eksikliktir o. Büyükşehir Belediyespor'da bu konuda başvurusunu yaptı. Ve sağ olsun Mimar Sinan Batmaz, vali yardımcısı. Sporu da futbolu da seven bir insandır. Bir iki kere tanışma şansımız oldu kendisiyle. Talimatı sonucunda Vali Bey'in de hassasiyetiyle stadyumla ilgili yeniden bir bilirkişi raporu çıkarıldı. Hatta 4600 kişiyle oynanabilir raporu veren mühendis tarafından yeniden inceleme yapıldı. Yanılmıyorsam ve yanlış bilgi vermek istemiyorum, kimseye yapmak istemiyorum ama 8000 kişiyle sanıyorum oynanacak bu karşılaşma. Daha da bir zorlama olursa işte rapor o doğrultuda yapılırsa 12000 kişiye de çıkarılabilir. Çünkü yani stadın fiziki bir yıkılma tehlikesi yok. Nedir? Stadın tapusu TOKİ'de olduğu için bir an önce işte ticari anlamda yıkalım, hemen yapalım, işletmeyi açalım. Hayır, TOKİ'de bıraksan TOKİ'de der ki Galatasaray maçta oynasın, ondan sonra yıkayın. Yani çok şey değil. Yani hangisi derse herkes size gösterir. Bizim anlamadığımız kurumlar arasında üstte sorun var, altta sorun yoktur. Mantığı güdülmesi, bu da hakikaten yanlış. Altta sorun var, üstte sorun yoktur. Hayır, anca diyorum yani üsttekilerinde sorun var da altta sorun yoktur. Ya ben bildiğim temel alttır. Altta olmaz, sorun yoksa üstte nasıl olur?
Yani. Mantık almıyor bunu. Biz o gün de konuştuk. Herhalde bu hafta içerisinde bir toplantı da yapılacak. Yine İspor Gönlük Kurulu'nda. Bununla ilgili de rutin ve net bir karar alınacak. Sayı da netleşecek burada. Spor Birleşmeni'ye de orada olacak. Büyük ihtimalle onunla ilgili bir haber verilecek bize. Toplantı olacak. Biz orada bunu dile getireceğiz. Evet, son haftası oynanıyor bu hafta. İkincilik kırmızı grubun sevgili seyirciler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Sarıyer'le oynuyor son maçını. Pazar günü saat 13'te oynayacak. Diyarbakır sporumuz Maltepe'de deplasmanda, o da bir İstanbul takımıyla karşı karşıya geliyor. Yani iki Diyarbakır takımımız, iki İstanbul takımına karşı. İnşallah ikisi de galip gelirler, 3 puan alırlar ve 3 puanla tamamlarlar. Daha sonra da işte hem Ankara Gücü karşılaşması var Büyükşehir Belediye'nin, hem de Çanakkale maçı var Diyarbakır Spor'un. İnşallah bu maçlardan da alınacak 3 puanlarla devreyi en azından rahat bir şekilde kapatırız. Önümüze daha bir emin adımlarla bakarız. Şimdi biz programını sonlandırıyoruz. Son sözleri Mehmet abiye veriyorum. O tamamlasın. 4 dakikamız var. Mehmet abi ne diyeceksin spor panoramayla ilgili? Spor panoramayla ilgili ben Amaçspor'a söyledik. Diyarbakırspor'a ilgili konuştuk. Bazı ligi maçlarımız vardı. Biri bizi sevindirdi. Biri bayağı üzdü bizi. 6 tane ilgi darmadan oldu. Kendi sahamızda aldık. O da hakikaten bizi üzdü. Diyarbakırspor'u bu anlamda tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldı. Bugün itibariyle kupa maçı vardı Cize'de. Cizespor'un kupa maçına gittik. Oradaydık. İzledik onları. Gençeveli maçını. Hakikaten iyi bir maç çıkardılar. Top oynadılar. Orada farklı beklentiler vardı. Onlar da nakliyen olmasına rağmen orada iyi bir misafirperverlik gönlünü gösterildi. O anlamda da Cize halklara teşekkür ediyoruz. Amatörler zaten her zaman olduğu gibi bütün sorunlarımız vardır. Sezonlar başlamıştır. Halen malzeme sıkıntımız vardır. Saha sorunlarımız çok sıkı, çok önemlidir. Hatta o Mimar Sinan Batmaz valimizle beraber sohbet ettik. Birçok şey kendisine paylaştım. Bana da çok büyük destekler verdi. Dedi inşallah tüm spor bileşenlerini bir araya getirip ortak sorunlar nedir? Onlarla ilgili önemli toplantılar yapıp bunları dile getirip en kısa sürede de çözüm noktasında ne yapabiliriz? Bunu da şey yapacağız. Ben Diyarbakır adına gerçekten umutluyum. Böyle ilgili duyarlı hassasiyet gösteren bir valimizin olması. İnşallah bunun da kazanımını dökeriz. Çünkü bizler Diyarbakır'da her zaman çok konuşup az iş yapan bir yönetim profillerini gördük. İnşallah valilerimizden az konuşup çok iş yapan ve icraatı olan ortada görünen bir eserler bakırız. Bu da inşallah bizim olduğu zaman Diyarbakır'ın yanına kazancı olur. 19 Gençler Ligi'nde bizim şampiyonlarımız belli oldu. DSSP ve Kayapınar VDSP takımları şampiyon oldular. Bu anlamda iki camiayı da tebrik ediyoruz. Tebrik başarıların devamını diliyoruz. Ben de her şeyse tüm seyredenlere iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam da Galatasaray'ımıza sonsuz başarılar diliyorum. Ülke puanı adına inşallah bir kazanım olur, yararlı olur. Kendisini bir derecesi ilgilendirmiyor ama ülke puanı adına gerçekten önemlidir. Hafta sonu oynanacak ilimizdeki spor camiasında ilgili herkese sağlık, kazasız belasız, centilmence, güzel bakarlar diliyoruz. Evet. Peki ben de yorumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, sevgili seyirciler, bu akşam bize verilen süre tamamlandı. 44 geçiyor, bir dakika sonra maç başlıyor. Haftaya yine salı akşamı aynı saatte, saat 21'de Spor Ekstra burada olacak. Bizim bir bandımız vardı, görüntülerimiz İbrahim bilmiyorum, ayarlanmışsa onu vereceğiz. Yok, tamam, haftaya kadar alalım, tamam. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.
Biyotik Klinik, Diyarbakır halkı için muhteşem bir yenilik yapıp herkesin dilinde olan ütüleme lazerin orijinal patentli ve dünya başarı ödüllü cihazı olan Soprano Ice'la hizmet vermeye başladı. Disiplinli hizmeti ve uzman kadrosuyla lazer epilasyona dair tüm kaygılarınız son bulacaktır. Hiçbir acı ya da yanma hissetmeden masaj rahatlığında ortalama 4 ila 8 seansta tüylerinizden kurtulacaksınız. Üstelik diğer uygulamalardan farkı görün diye bayanlarda koltuk altı artı genital 50 lira, erkeklerde yanak artı boyun artı ense 70 lira. Kısa bir süre devam edecek bu kampanyamızdan faydalanan hastalarımız son seanslarına kadar bu ücrete tabi tutulacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın. Beauty Clinic, lazerde üstün hizmet vermesinin yanı sıra profesyonel cilt bakımı, akne tedavisi, leke tedavisi, kırışıklık tedavisi ve renk açma tedavisi de uygulamakta. Adresimiz Ofis Şair Sırrı Hanım Sokak, Doğa Döner Üstü Sayar Apartmanı, Kat 1 Numara 2. Telefonlar 0412 224 1626, 0531 760 6588. Diyarbakır deyince bakır işlemeciliği, bakır işlemeciliği deyince akla Tanrı Kulu Bakırcılık gelir. Tanrı Kulu Bakırcılık bu tarihi kültürü 1944'ten bugüne sizlerle paylaşıyor. Diyarbakır'ın tek bakır işlemecisi olan Tanrı Kulu Bakırcılık 1 milyondan fazla hediyelik işlemeli bakır levhaları, narlıklar, çekiçli piramit fincan modelleri, nargileler, fincan ve ayran setleri, şamdanlar, tencereler, şekerlik ve lokumluklar, çaydanlıklar, takılar, küpeler ve özel taşlardan yapılmış kolye ve tesbih çeşitlerini, özel plaket tabaklarını bulabileceğiniz ve bakır nikelajını yaptırabileceğiniz Diyarbakır'da imalattan halka tek satış mağazasıdır. Mağazamızda özel siparişler de mevcuttur. Tanrı Kulu Bakırcılık, Bakırcılar Çarşısı'nda. Mağazamıza bekliyoruz. Telefonumuz 228 5606. Güzellik ve bakımına özen gösterenler, zorla güzellik olmaz demeyin. Bu eşsiz kampanyayla olur. ERS Güzellik Fırsatları %50'ye varan indirimlerle devam ediyor. En son teknoloji ürünü cihazlarımızla acısız, ağrısız epilasyon uygulamaları, cilt bakımı, akne ve sivilce tedavisi, elektroterapi, radyo frekansla ısı kontrollü yağ yakımı, sauna, ağda, yosun terapi ve radyo frekansla cilt gençleştirme için tercihiniz ERS Güzellik olmalı. ERS'ye gelin, güzelliğinizin yansıyan yüzü olalım. Kredi kartlarına ve nakit ödemede taksit imkanıyla ERS Güzellik Estetik, sağlık ve güzelliğin buluştuğu sihirli adrestir. Adres İkinciler Caddesi, Ofis Akbank Üstü Kat 2. Bilgi ve randevu için telefonlarımız 0532 328 4526, 0412 224 2434. Şimdi Diyarbakır'da güzellik, estetik ve bakımdan yana tüm beklentilerinizi gerçekleştirecek bir adres var. Efsun Güzellik Salonu, kişiye özel uygulamalarıyla tesisler kavşağında. Lazer epilasyonda son sistem cihazlar, bitiş garantili uygulamalar, alanında uzman bir kadro. Güzellik ve bakımınızın garantili adresi. Efsun Güzellik Salonu'ndan kampanya. Bayanlar için tüm vücut fiyatımız 1000 lira. Beyler için bitiş garantili kemer üstü paket fiyatımız 1200 lira. Yanak, boyun ve ense paket fiyatımız bitiş garantili 500 lira. Kişiye özel profesyonel cilt bakımında fiyatımız sadece 50 lira. Adresimiz Efsun Güzellik Salonu, Tesisler Kavşağı, Bahane Oyuncakçılık Üssü, Kemşat Apartmanı, A Blok, Kat 1 Numara 4. Bilgi ve randevu için telefonlarımız 0412 238 0731. 0532 426 72 51. 40 yıllık deneyime sahip balıkçı Ramazan'dan en taze